Bir telefonumuzu, ilk telefonumuzu alalım bugün. Alo. Alo. Hanımefendi, buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı pazarlar. Hocam, çok şükürler olsun ki seninle konuşmaya Rabbim bugüne nasipmiş. Efendim buyurunuz, sizi izliyoruz, sizi dinliyoruz hanımefendi. Şeref verdiniz hocam, programımıza. Hocam benim bir kızım var. Ben kızımdan bir şeyler sormak istiyorum, merak ediyorum. Hocam benim bir kızım var. Her zaman için onun için gece gündüz istediği zaman erkek arkadaşlarıyla çıkar gezer, anne sözü dinler, babasında zaten hiçbir şeyden haberi yok, söyleyemiyorum. Kendim konuşuyorum, beni dinlemiyor. Kızıma böyle beni sona getirdiği için beddua ediyorum. Ama yarım saat, bir saat sonra ondan pişman oluyorum, o bedduadan. Namazlarının arkasında falan, Rabbim beni evlat imtihan ediyorsun. Yavrumu evladıyla imtihan etme diye dua ediyorum. Tövbe ediyorum ama bu tövbem kabul olur mu? Kızımın bunda günahı nedir ve kızım bir de hocam ikinci sorun. Çok yavaş konuşuyorsun, duyamıyoruz biz ha. Evde kızın hocam, evde mi yoksa? Evet hocam. Ha, ondan korkuyorsun, yavaş konuşuyorsun, doğru mu? Evet, duymasın diye, evet hocam. Tamam tamam, anladık biz. Arkadaşlar yardımcı olun bana. Kardeşimizi doğru anlayalım. Sen kızın boşandı, ondan sonra yanlış kişilerle mi çıkıyor? Gece gündüz erkek arkadaşıyla çıkıyor. Hiç kız arkadaşı yok hocam. Erkek arkadaşlarla vakit, onun için her zaman gece de gündüz de her zaman için ona uygun. Anladım, anladım, anladım. Gece. Biraz haşarı bir kızımız var ya anladığım kadarıyla. Hocam. Evet bacı, hocam. Ona dua edeceğiz, ona beddua etmeyeceksin. Yani günah işleyebilir, kusuru olabilir, hatası olabilir. İnsanoğludur, herkesin günah hatası var. Ama önemli olan onu çıkmazdan çıkarmak. Onu çıkarmanın yolu beddua değildir. Yani, hocam işte sabredemiyorum, beddua ediyorum. Onun evladı senin, netice itibariyle senin torunun. Kötü bir evladı olursa, torunun kötü yola düşerse sen üzülmez misin? Üzülmez miyim hocam? Dua ettiğime bilene sonradan üzülüyorum, tövbeye geliyorum. O zaman ona dua edeceksin, beddua etmeyeceksin. Diyeceksin ki Allah'ım, Allah sana senin gibi bir kız çocuğu vermesin. Benim gibi bir kız çocuğu versin. Saliha, temiz, duru, nezih, kendi yolunda olan, ne yaptığının farkında olan iyi bir evlat versin ki o evlat sana numune olsun. Sen ondan ders alasın kızım inşallah. Allah elini ayağını kötüden çeksin, kötülerden çeksin. Sürekli erkeklerle dolaşmak yerine kız arkadaşları edin, onlarla otur, sohbet et. Git kütüphanede kitap oku. Ne bileyim, camiye git, ziyaret et. Bizimle beraber vakit geçir diye söylemen gerekir. Ama sen bunu söylediğinde onu kötülerin ellerine, kucağına atmış oluyorsun. Bunu yapmaman gerekir. Yani sen yapman gerekir. Akıllı bir anne olarak onu kazanmaya çalışmak. Tövbeye geliyorum yani. Bunda yani benim bedduam mı geçerli? Tövbem karşılar mı? Beddua etmeyeceksin. Bedduan geçerli olabilir. Yani bedduan kabul edilen bir bedduaya dönüşebilir. Belki Allah'ın kabul ettiği bir saate denk gelir. Bu sefer de bütün bir ömür boyunca niye beddua ettim diye estağfurullah, 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 Allah'ın bağışla diye dua etmeye başlarsın. Öyle beddua etme yani, beddua etme. Ona dua et. Hakaret ediyor hocam. Anneye, babaya küfrediyor, hakaret ediyor. Yani tabii takıldığı çevre eğer kumarbaz, berbat, kötü niyetli insanlar iseler, gecelerini, gündüzlerini başka türlü geçiren insanlar olsalar, kızın da onlara takıldığında onların ahlakıyla ahlaklanmaya başlar. Elbette ki onlardan etkilenir ama hani kokucunun yanında olan güzel koku kokar. Ne bileyim, kötü bir yerde olan da o kokuyu üstüne siner. Yani bu nedenle de ortam çok önemli. Elinden geliyorsa senin ailen içinde kızınızın yaşıtı olan kız evlatlar varsa, kuzenlerin, kardeş çocukların, amca çocukların filan, onlardan rica et senin kızını kendilerine doğru çeksinler, onunla sohbet etsinler, vakit geçirsinler. Belki kızın o erkeklerden kurtulur. Hocam şimdi babası işte hakaret ettiği için babası eve koymuyor abisinin yanında. Şimdi ben de abisinin yanına gezmeye geldim Ankara'ya. Onun yanındayım. Babası eve koymuyor. Bana hakaret etti diyor. Kabullenemiyor babası. Yani baba da kızıyor, baba da herhalde kızıyor anladığım kadarıyla. Babaya da hakaret ediyormuş herhalde. Evet. Kocana da Allah güç versin, sabır versin. Yani hoş bir durum değil tabii ki. Hoş bir durum değil, çirkin bir durum. Ama evlat ya bacı, atamazsın, satamazsın. Evlat, netice itibariyle ne yapacaksın? Kişinin imtihanı bazen evladıyla oluyor. Senin kızın gün gelince farkına varacak. Kaç yaşında şimdi? 25. 25 yaşında. Evet, gün gelince anlayacak, yanlışlarının farkına varacak, tövbe edecek, seni üzdüğü için üzülecek. Allah'ım keşke yapmayaydım, annemi razı etseydim, babamı üzmeseydim diyecek ama tabii zaman geçecek. Bir sürü günah toplanacak, ondan sonra onların altında ezilecek. Bütün bunları biliyorum ama buna rağmen diyorum ki yine siz elinizi kızınızın üstünden çekmeyin. Günün birinde tilkinin dönüp dolaşacağı şey küçük dükkanıdır sözü olduğu gibi senin kızın da dönecek, dolaşacak. Maalesef arzu ettiği günahları işleyecek. İyi birini bulamadığı için sonunda küçük dükkanına, senin evine dönecek. Belki bir sürü yığınla, hatayla, kusurla, günahla, suçla dönecek ama Allah onu ıslah etsin, iyiye dönersin inşallah diye dua edelim.